bir tanrının varlığı hakkında en küçük bir işaret görebilir. Şimdi kusursuz değil mi her şey abi? Lan ne kusursuzu? Ya zürafa diye bir hayvan var mesela. Rabbim öyle yaratmış ki gidiyor ta kafasına kadar, boynun en başına. Oradan bir tur atıyor, dönüyor ta aşağı kadar iniyor. O kadar salak ki. If God exists, he did make me an atheist, didn't he? Didn't he? Why did he do that? Kim yarattı? Diyelim ki X. Değil mi? Hadi cevap verdin diyelim. İyi, o yaratanı kim yarattı? Bu videoda inanın ya da inanmayın gibi bir görüş sergilemeyeceğim. İstediğinize inanmakta özgürsünüz ve buna kimse karışamaz. Bu videoda sadece bazı kırıntıları süpüreceğiz. Arayışta olanların yoluna çıkan bazı gereksiz taşları temizleyeceğiz. İzlediğiniz ya da dinlediğiniz bazı içeriklerdeki yanlışları konuşacağız. Bölümleri ayırarak farklı birçok soruya yanıt vermeye çalıştım. Mutlaka sabırla sonuna kadar izleyin. Son dönemlerde öyle şeyler görüyor ve duyuyorum ki artık bu dalga geçme boyutuna kadar ulaştı. İnançla dalga geçilmez. Bu ne olursa olsun. Okursun, araştırmanı yaparsın, sonra inanır ya da inanmazsın. Dünya üzerinde yüzlerce farklı dini inanış var. Maymuna tapanından, uçan spagetti canavarına tapanına kadar. Ki gerçekten de böyle bir inanış var. Pastafaryanizm adında. Bunların hepsi birer inanış ve tüm bunlara bakınca bazı insanlarda bir bilinç oluşuyor. O kadar farklı din var ki, şimdi bunlardan hangisine inanacağız? Bir dakika, bunlara inanmak zorunda mıyım ki? Gerçekten de dünya üzerinde birçok farklı din var ve hiçbir inanca sahip olmayan ya da arayış içinde olan insanlar için bu büyük bir çeldirici olabilir. Aslında körü körüne inanmak da doğru değildir. Bu şekilde inanan insanların birçoğu başka birinin anlattıkları ona mantıklı geldiğinde inancını kolayca değiştirebiliyor. Önemli olan neye inandığını bilmek. Doğru olana inanıp inanmadığımızı sorgulamaktır. Örneğin az önce bahsettiğim Pastafaryanizm dini 2005 yılında ortaya çıkarılmış ve tamamen parodi bir dindir. Bir tepki dinidir aslında. Günümüzdeki dinlere tepki olarak çıkartılmış da diyebiliriz. Elbette bu, buna saygı duymayacağımız anlamına gelmez. İşte semavi dinlerin dışında yüzlerce farklı dinin ortaya çıkması da bu ve buna benzer şekilde oldu. İnançla dalga geçilmez demiştim. İşte bu, bir din uydurmak aslında dinle dalga geçmenin başka bir yöntemidir. İnsanlar ortaya çıkan bu kadar din yüzünden tamamen inançsız kalabiliyor. You believe in one God, I assume? In three persons, but go ahead. Okay, so you believe, okay. But there are about 3,000 to choose from that have been, you know, people who believe in I've done some reading, yeah. Okay, you believe in, you deny one less God than I do. You don't believe in 2,999 gods, and I don't believe in just one more. Right. Ricky Gervais bir komedyen ve kendisi bir ateist. Çıktığı bir programda karşısındaki inançlı birine diyor ki, sen bir tanrıya inanıyorsun ve 3000 tane dinden 2999 tanesini reddediyorsun. Bense senden sadece bir tane fazla dini daha reddediyorum. Yani burada hiçbir dine inanmayıp ateist olduğunu açıklıyor. Özünde kendine göre mantıklı bir bakış açısı gibi görünse de tamamıyla mantık dışı. İnsanlar zaten sadece bir yaratıcı ve onun indirdiği dine, kurallara inandığı için diğer tarafta rahat edeceğine inanıyor. İki ya da üç değil, sadece bir tane. Önemli olan da o bir tane, doğru olana inanabilmek. Peki doğru olanı nasıl bulacağız? Mesela inanmamızı sağlayan şey ne olurdu? Nasıl bir kanıt bekliyorsun bir bilim insanı olarak? Ne senin fikrini değiştirirdi? Dini bir inanca da sahip olmanı sağlardı. Çok basit. Mesela İsa'nın mucizelerinden bir tanesini birisi yapsa bugün, aa dersin, vallahi doğruymuş. Değil mi? Veya Musa gibi birisi şöyle değneğini vurup Kızıldeniz falan ayırsa. Celal Şengör bir mucize görürse yaratıcıya inanabileceğini söyledi. Yani aslında en basit yolu seçti. Halbuki bu dediğini biri çıkıp yapsa dahi inanmayacaktır çünkü insanlar özellikle günümüzde bunun teknoloji yardımıyla bir şekilde yapılabileceğini düşünecek ve yine inanmayacaktır. Bir yaratıcının var olduğuna inanabilmek için ona dair delilleri bulmak gerekir. Tanrının varlığı hakkında en küçük bir işaret görebilir. Yok böyle bir şey. En ufak bir delilin olmadığı sizin göremediğinizle aynı şey değildir.
Dillere gelecek olursak, bunlar 1400 yıl öncesine kadar uzanıyor ve insanların o dönem asla bilemeyecekleri şeyler. Size sadece 3 örnek vereceğim. Örneğin arı ile ilgili bir bilgi. Kur'an'da arıların dişi ve erkek olarak ayrıldığı ve balı dişi arıların yaptığından bahsediliyor. Halbuki insanlık arıların dişi ve erkek olarak ayrıldığını ve hatta sadece dişi arıların bal yapabildiklerini bundan yüzyıllar sonra ancak keşfedebildi. En çok bilinen diğer bir örnek de demirin indirilmesi. Kur'an'da biz insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri indirdik yazmaktadır. İnsan eliyle yapılan şeylerin büyük bir çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak demirle alakalıdır. Bilim insanları demirin gerçekten de dünyada oluşmadığını, yeryüzünün ilk zamanlarında bir buhar halinde yağmur gibi gökten indiğini tespit etti. İnsanlığın ancak bilim çağında bileceği bir şey yine Kur'an'da yüzyıllar önce yazmaktaydı. Tüm bunlara bir şekilde bahane bulanlar olabilir. Fakat sıradaki söyleyeceğim şey için bu mümkün değil. Anne karnındaki 3 karanlık evrede yaratılış. Yine Kur'an'da sizi annelerinizin karnında 3 karanlık evrede bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yarattık yazmaktadır. Gerçekten de insan batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyon zarı karanlığı şeklinde 3 karanlık evreden geçerek oluşuyor. 2 veya 4 değil. Tıpkı söylendiği gibi 3 karanlık evrede. Bilinmesi imkansız olan bu gerçek, bilimin ışığında son yüzyılda ancak keşfedilebildi. Yüzyıllar önce birinin bunu bilip aktarması imkansızdı. Bu ve bunun gibi daha onlarca farklı delil sunuluyor ve bu deliller gerçekten de insanlar tarafından bilinebilecek şeyler asla değil. Hayal bile edilemezdi. Bu neticede Kur'an'ın insanlar tarafından yazılan uydurma şeyler olmadığını açıkça gösteriyor. Yani sonuç olarak Celal Şengör'ün en ufak bir delil yok demesi tamamıyla gerçek dışı. Mesela Celal Şengör'ün inançsız olmasının başka bir nedeni de Kur'an'daki bazı bilgilerin yanlış olduğunu düşünmesi yüzünden. Örneğin Kur'an'da dağlar ve depremlerle ilgili anlatılanlar. Mesela diyor ki efendim biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık. La tam tersi. Tam tersi. Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Peki bu doğru mu? Kur'an'da yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik şeklinde yazıyor. Celal Şengör'ün dediği gibi en çok depremin olduğu yerler dağlar ve çevresidir. Kesinlikle doğru. Fakat Celal Şengör'ün bu noktada büyük bir yanılgısı var. Açıklamama izin verin. Dağlar birbirlerinin üstüne binen, sıkışan kütleler sonucu oluşur ve genel olarak fay hatlarının üzerinde yer alır. Bakın bu Türkiye'de bulunan önemli dağlarımız. Bu da Türkiye'deki fay hatları. Dağlar ve fay hatları neredeyse aynı çizgi üzerinde ilerliyor. Aynı şekilde Himalaya dağları da fay hattının üzerinde yer alır. Sonuç olarak dağlar bulunduğu yerdeki fay hattını adeta mühürlüyor. Kırılan fay hatlarının oluşturduğu depremin şiddetlerini minimuma çekiyor. Yani bir nevi sarsıntıyı sönümlüyor. Eğer fay hatlarının üzerinde dağlar olmasaydı en ufak sarsıntılar inanılmaz boyutlara gelebilirdi. Jeoloji profesörü Celal Şengör bu ayeti yanlış yorumlayarak büyük bir yanılgıya düşmüştür. Olabilir, zamanında Einstein bile birçok yanılgıya düşmüştü. Size nacizane tavsiye. Din hakkında varsayımlar dışında herhangi bir bilgisi olmayan ve bunlara ön yargılı yaklaşan Celal Şengör'den kendi uzmanlığı olan jeoloji hakkında bilgiler öğrenmeniz olacaktır. Oxford Üniversitesi'nde bilim felsefesi dersleri veren John Lennox'ın çok güzel bir sözü var. İnsan zekası sonuç itibariyle varlığını ya aklı olmayan bir maddeye ya da bir yaratıcıya borçludur. Bazı insanların ikinci yerine birinci varsayımı tercih etme sebeplerinin zekaları olduğunu ileri sürmeleri epey gülünç doğrusu. Gelelim en meşhur sorulardan birine daha. Eğer bir yaratıcı varsa onu kim yarattı? Ateistlerin sıkça sorduğu sorulardan biri. Kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı, kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Kim yarattı? Diyelim ki X. Değil mi? Hani cevap verdin diyelim. İyi, o yaratanı kim yarattı? Bir defa öncelikle Celal Şengör gibi kendini yetiştirmiş birinin bu soruyu sorması tamamıyla hayal kırıklığı. Sorunun kendisi en başında tezatlık içeriyor. Çünkü yaratıcının yaratılmasından bahsediyor. Bir yaratıcıya onu kim yarattı diye sormak, onu yaratanı da kimin yarattığını sormak şeklinde sonsuza kadar devam eder.
bu durumda asla bir yaratıcı var olamaz. Celal Şengör gibi akıllı birinin bunu düşünemeyecek kadar akılsızca konuşması gerçekten hayal kırıklığı. İnanmayabilirsin, bu apayrı bir şey. Fakat bu gibi sorularla inançsızlığı desteklemeye çalışmak çocukça. İşte bu gibi yanlış çıkarımlar insanları ateizme sürükleyebiliyor. Ateistlere asıl sorulması gereken çok önemli başka bir soru var. Ölüm sonrasına inanmıyorsunuz ve dünyayla birlikte her şeyin sona ereceğini, yokluğa gideceğini düşünüyorsunuz. Peki sizce bu adil mi? Death is just the end. What's the point? What's the point in what? Living. Might as well just kill yourself. So if you're watching a movie and you're really enjoying it, yeah, and someone points out that this will end eventually, do you just go, oh, forget it then, what's the point, and just turn it off? No, because I can watch it again. Well, I think life is precious because you can't watch it again. One day you'll eat your last meal, smell your last flower, hug your friend for the very last time, treasure the few years you've got, because that's all there is. Günün birinde son yemeğini yiyecek, son kez sevdiklerine sarılacak ve bir çiçeği son kez koklayacaksın. Sonra her şey sona erecek, öyle mi? Bu kadar basit mi? Peki ya kendi kendine yemek dahi yemeyenler, bir çiçeği ömürleri boyunca hiç koklayamayanlar, bir kez olsun sarılamayanlar, ya tacize uğrayanlar, bebek yaşta katledilenler, hiç sevgi görmemiş olanlar, zenginlerin yaşadığı dünyada fakir kalanlar, haksızlığa uğrayanlar, açlıktan ölenler, onca suçu işleyip ölümün kendine armağan olacağını düşünen insanlar, tüm bunlar yaşamları sona erdiğinde yok olacak ve onlar için hiçbir adalet sağlanmayacak, öyle mi? Nihayetinde bir ceza ya da ödül olmadıktan sonra tüm bunların ne anlamı var ki? Dünyaya neden geldik? Büyük patlama. Galaksilerin oluşumu. Güneş, ay ve diğerlerinin oluşumu. Ardından dünya ve içindeki yaşam. Dağlar, bitkiler ve canlılar. Atmosferin tüm bu canlılara göre ayarlanması. Binlerce çeşit yiyecek ve sonra insan dünyaya geliyor. 80-90 sene yaşayıp yok olması için mi? Amacımız ne? Yokluktan geldiysek eğer neden var olduk? Ya da var olduysak neden tekrar yok olalım? Peki tüm bu gösteriş neden? Hayvanlardaki o inanılmaz işçilik. Bir kelebeğin haberi yokken kanadında oluşan bu kamuflajı düşünen de kim? İnsanın kendisi bile bu kadar karmaşık bir yapıdayken bunca zahmet neden? Madem herkes yok olacak, her şey neden çok daha basit değil? İşte ben tüm bunlara bakınca muazzam bir hazırlık görüyorum. Evrendeki inanılmaz yaratılışı ve uyumu. Yaratıcının kendi meziyetlerinin ve daha neler yapabileceğinin birer yanılsamalarını, yaşam sonrası her insan için kesinlikle adaletin sağlanması gerektiğini ve nihayetinde bir yaratıcının kesinlikle var olduğunu. İşte bu noktada yaratıcıyı kabul eden ama bu sefer yarattığı şeylerde kusur olduğunu iddia edenler de var. Şimdi kusursuz değil mi her şey abi? Lan ne kusursuzu? Ya zürafa diye bir hayvan var mesela. Onda bir tane damar var. Şuradan şuraya gidecek damar ya. Başka hiçbir şeyi beslemiyor. Rabbim öyle yaratmış ki gidiyor ta kafasına kadar, boynun en başına. Oradan bir tur atıyor, dönüyor ta aşağı kadar iniyor. Hani gibi bir damar yani. O kadar salak ki. Boyundaki bir damarın yalnızca 5 santimetrelik bir yol gitmesi gerekirken çok daha uzun bir yol kat etmesi onlara göre bir tasarım hatası. Bu NetGeo'da yayınlanan bir belgesel ve yaklaşık 10 sene öncesine ait. Günümüzde bunun tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Zürafadaki bu damar, vagus sinirinden kısa yoldan çıkmak yerine göğüs kafesine kadar iner ve sağ arterin altından geçerek dallanır ve tekrar yukarı doğru çıkarak krikotiroid kıkırdaktan gırtlağa girer. İşte bu aslında ters yönde akan kan damarlarının basıncını azaltıyor, yani basınç kaynaklı kanamaları, felçleri önlüyor. Üstelik zürafa gibi uzun boyunlu hayvanlarda bu risk çok daha fazlayken, yani eğer bu damar kısa yoldan geçecek şekilde var olsaydı, bu zürafaların hiç istemeyeceği sonuçlar doğururdu. Tasarım hatası dedikleri şey, mükemmel bir mühendislik ürünü. Dawkins'e bir noktada teşekkür etmek bile gerekiyor çünkü çoğu insan bu mükemmel detayı bilmiyordu ve şimdi öğrenmiş oldu. Ayrıca hayatı yanılgılarla dolu olan bir biyoloğu izleyip hiçbir araştırma yapmadan bunu kesin doğruymuş gibi aktaran kişiler eğer hayatlarındaki önemli kararları da bu şekilde veriyorsa
Onlar adına üzüldüm doğrusu. Peşinden gittiğiniz ya da takip ettiğiniz kişi bir noktada sizin geleceğinize dokunur. Tam 4 dil bilen matematik profesörü ve aynı zamanda Oxford Üniversitesi bilim felsefesi hocası olan John Lennox'un Aramızda Kalsın Tanrı Var isimli kitabını size tavsiye ederim. Orada çok güzel bir söz var. 16. yüzyılda bazı cahil insanlar bilimsel gelişmelerin Tanrı'ya olan inancı zayıflattığını düşünüp bu gelişmelere karşı çıkmıştır. Bugün ise aynı insanlar Tanrı'ya olan inancın bilimsel gelişmeler sonrası gereksiz olduğunu düşünerek yaratıcıya karşı çıkıyorlar. Bu ikisi ne ikonik bir durum.